Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf 1. dönem kimya dersi 2. yazılısına hoş geldiniz. Yazılımız test ve 1. dönem konularını kapsıyor. Yani kimya bilimi, atom ünitesi, periyodik sistem ünitesi ve bağların küçük bir kısmı. Yazılımızın pdf dosyasını linkimizden indirebilirsiniz. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Birinci sorumuz. Aşağıdaki meslek ve çalışma alanı eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır? A. Kimyager. Yeni kimyasal ürünlerin geliştirilmesi. Evet, kimyagerler laboratuvar şartlarında az miktarda bile olsam geliştirirler. Doğru. B. Eczacı. İlaç üretim ve temin edilmesi tabii ki ilaçları üreten de temin eden de satan da eczacılık bölümü okuyanlar. İlaç üretimi tesislerinde ve ilaç fabrikalarında çalışanlar da eczacılar. Doğru. C. Kimya öğretmeni. Kimya öğretmeni ARGE yapar mı? Hayır ARGE yapmaz. Alaştırma geliştirme yapmaz. Var olan bilgileri öğrencilere düzgün bir şekilde aktarır. Onun için C şıkkı yanlış. Metalurji mühendisliği. Adı üzerinde metal ve malzeme bilimidir. Demir, çelik, bakır, nikel, altın, gümüş gibi metaller ve e, değişik malzemeler üzerinde çalışırlar. Kimya mühendisi kimyasal maddelerin üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, evet üretim yöntemi, sanayi, endüstri alanında çalışırlar. Cevabımız C şıkkı. 2. Aşağıdaki bazı endüstriyel ürünler ve kimyanın alt disiplinleri verilmiştir. Buna göre yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Asit, baz, tuz, metal, ametal. Kim bunu incelerdi? inorganik kimya veya anorganik kimya. Biyokimya, e, canlılarda bulunan e, besinleri, mineralleri, efendim DNA, RNA yapısı ve kimyasal süreçleri incelerdi. Solunum gibi, fotosentez gibi. Yanlış. 2. Naylon, teflon, orlon. Polimer kimyası. Evet, bunlar bir polimerdir. Doğru. Polimer neydi? Çok sayıda monomerin uç ucu eklenmesiyle oluşan büyük moleküllerdir. Evet, bunlar hep polimerdir. Yani tüm plastikler birer polimer çeşidi aslında. Petrol 3, petrol, doğalgaz, aspirin, organik kimya diyor. Evet bu da doğru. Organik kimya neydi? Karbon ve hidrojen ve türevleri. C ve H'nin birlikte olduğu bileşikler. Hem karbon hem hidrojen birlikte olacak. Yani kısacası karbon kimyasıydı. Petrol C ve H beraber. Hidrokarbondur petrol. Doğalgaz zaten CH4 formülü. Aspirin de organik bir bileşiktir yani. İlaçların çoğu bu şekilde. Cevabımız 2 ve 3. Bir yanlış. 2 ve 3 doğru. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen özelliklerden hangileri hem element hem de bileşik için ortaktır? Bir sembollerle gösterilirler. Elementler e, sembollerle gösterilir. Bileşikler formüllerle gösterilir. Yanlış. Yapılarında tek cins atom bulunur. Elementlerin yapılarında tek cins atom bulunur. Bileşiklerin yapılarında birden fazla cins atom bulunur. Örnek H2O su molekülünden iki cins atom var. Hidrojen ve oksijen. 3. Aynı şartlarda belli erime ve kaynama noktaları vardır. Evet. Hem elementlerin hem bileşiklerin için ortak. Çünkü tüm saf maddeler erime ve kaynama noktaları sabittir. Bellidir yani. Ama karışım olsaydı, çözelti olsaydı, örneğin tuzlu su, erime ve kayma noktaları belli değil. Derişime bağlı olarak değişirdi. Onun için yalnız 3 ortak C şıkkı. Dördüncü sorumuz bileşik formülü bulma sorusu. Tamamen ezber bir soru. Sülfürik asit neydi? Zaç yalı diğer ismi. Formülü Hasan 2, Sarak Osman 4 diye ezber ettiriyorlar. Sodyum hidroksit. Sodyum Na. Hidroksit OH. Na OH yani. Hidroklorik asit. Hidro adı üstünde hidrojen var. Klor da var. O zaman HCl. Tuz ruhu yani. Kalsiyum karbonat. Kalsiyumun formülü C'ydı. Karbonat da, da karbon olmalı. CaCO3 buna en yakın şık. Yani bu. O zaman aralarında olmayan potasyum hidroksit açıkta kaldı. Yani sud kostik değil. Bunun ismi potas kostik. Diğer ismi yani. Bursa. Yukarıda maddelerden kaç tanesi homojen özellik göstermesine rağmen saf madde değildir saf madde olmayan karışımlardı. Karışımlar da ikiye ayrılıyordu. Homojen karışımlar, heterojen karışımlar. Homojen karışması olması için birbir içinde iyi çözülmesi lazımdır. Ve birden fazla madde içermesi lazım. Kimyasal tepkime girmeden. Kezap, kezap bir bileşik. Karışım değil yani, saf madde. Bileşikler saf madde, elementler saf madde. Şekerli su, bak iki maddenin karışımı. Şeker bileşiği ile su bileşiğinden oluşan karışım. Peki bu iki bileşik birbiri içinde çözülüyor mu? Evet çözmüyor. Bu bir çözelti. Demek ki çözeltiler e, homojendir. Ama saf madde de değildir yani. Karışım. Bu olur. Yemek tuzu. Yemek tuzu bir bileşik. Bileşikler saf madde zaten. görünüşte homojen zaten. Tüm element ve bileşikler hem saf maddedir hem de görünüşü homojendir. Ama karışımlar bir kısmı çözeltiler homojen olduğu halde saf madde değil. Biz burada çözelti olan şıkkı arıyoruz. Şekerli su bir çözelti. Zat yağı. Bir bileşik formülü var H2SO4. Bileşikler saf madde ve homojen. Hava. Havanın içinde oksijen ve azot başta olmak üzere çeşitli gazların homojen bir karışımıdır. Görünüşü homojen ol, oldu, olduğu halde saf madde değil yani. Bunun için hava da bir çözelti. Şekerli su ve hava burada. Yani iki madde. Saf madde olmadığı halde homojendir. Bağlar ve bağ türleriyle ile ilgili güzel bir sorumuz. Yukarıda sıvı halde bulunan su molekülleri ve molekül içi atom etkileşimi ile ilgili görsel verilmiş. Tamam. Ee, bazı bilgiler veriyor. Hangileri doğrudur? Bir, sıvı molekülündeki bulunan O ve H bağını koparmak için 498 kilojül bölü mol enerji gerekmektedir. Bakın bu enerji değeri 40'tan çok daha büyük. Bizim değerimiz, belirleyici unsurumuz 40 kilojüldü ya. 40 kilojüle yakın veya daha küçük değerler e, zayıf etkileşimin koptuğunu gösteriyor. Bu 40'tan çok çok büyük 498. Demek ki güçlü bir etkileşim kopuyor. Demek ki burada O ve H bağlayan bağ güçlü bir bağdır. Yani kimyasal bir bağdır. Zaten belli bir molekül bakın bunlar. Molekül içindeki bağ O ve H bağlayan bağ güçlü bir bağ. Kimyasal bir bağ. İki, sıvı moleküllerinden gaz moleküllerine geçiş için yani suyun buharlaşması için 43 kilojül enerji gerekiyormuş. Bakın bu 40'a yakın bir sayı. Demek ki zayıf bir etkileşim burada kopuyor su buharlaşırken. Demek ki suyun buharlaşması fiziksel bir değişim. Enerjisi az. Hangileri doğrudur? Bir, su molekülleri arasındaki bağ fiziksel özellikleri belirler. Evet bakın bir su molekülü ile diğer su molekülünü bağlayan bağ zayıf bir etkileşim. Çünkü az bir enerjiyle kopuyor ve bu fiziksel bir bağdır. Yani fiziksel değişimler sırasında kopar veya oluşur. Bir doğru. İki, su moleküllerinde atomlar arası O ve H bağını koparmak, yani kimyasal bağı koparmak, güçlü bağı koparmak, moleküller arası bağı koparmaktan daha zordur. Evet, bu bir güçlü bağ. Ama moleküller arası bağlar zayıf bağdır, az bir enerjiyle kopar. Doğru. 3. her iki olay da endotermiktir. Evet, bağın kopması enerji isteyen bir olay, enerji alan bir olay. Biz enerji alan olaylara endotermik olay diyoruz. Bu da doğru. Cevabımız 1, 2, 3. Bağlar sorusu. Aşağıdakilerden hangisi zayıf etkileşim sınıfına girer? Yani fiziksel bağ, yani moleküllere bağlayan bağ. A, o iki molekülünde atomlar arasındaki çekim kuvveti. Atomları bağ, birbirine bağlayan bağ güçlü bir bağdı. olmaz. Kimyasal bir bağ. 2, NaF bileşiğinde Na+ artı ve F- iyonları arasındaki çekim kuvveti. Bu da molekül içi, bileşik içinde iyonların arası çekim kuvveti. Bu da güçlü bir bağ iyonik bağ çünkü. C, Mg atomları arasındaki çekim kuvveti. Bakın magnezyum bir element ama bir metal. Metal atomlarını bir arada tutan kuvvet neydi? Metalik bağdı. Metalik bağ da güçlü bir bağdır. Çünkü bu metalik bağ olmasa magnezyum atomları dağılır gider. Katı veya sıvı halde bir arada duramaz. Demek ki metallerin katı olmasını sağlayan bağ işte bu metalik bağ, ismini verdiğimiz çekim kuvveti. Bu da güçlü bir etkileşim. D. CH4 molekülleri molekülündeki C ve H atomları arasındaki çekim kuvveti. Bakın yine atomları bağlayan bağdan bize bahsediyor. Molekül oluşturan molekül içi bağ bu da güçlü bağ. Ama E şıkkı katı halde bulunan karbondioksit molekülleri arası diyor bakın. Burada diğerinin hepsi de atomlar arasıydı. Bu ise moleküller arasındaki bağ. Molekülleri birbirine bağlayan bağ zayıf etkileşimdir. Cevabımız E şıkkı. Diğer tüm hepsinde atom diyor değil mi? İyon diyor, atom diyor, atom diyor. Atom ve iyonları bağlayan bağ güçlü bağ. Ama molekülleri birbirine bağlayan bağ zayıf bağ E şıkkı. Bir başka sorumuz atom ve molekül sorusu. X, y ve Z elementlerinin katma neytron dağılımları verilmiştir. Buna göre hangileri yanlıştır? Grup periyot bulalım. X, 2, 8, 5. X, X85, 3. periyot 5A grubundan bir element. Y21, 2. periyot 1A grubundan bir metal. Bu tabii ki ametal. Z27, 2. periyot 7A grubundan bir ametal. X ve Z ametal, Y metal. Hangileri yanlış? Bir X atomu 3 elektron alarak, Z ise 1 elektron alarak oktidin oh tamamlar. X de Z de ametal. Ametaller elektron almaya yatkındır. Bu 3 Oktide oh e, bu 5 zaten. 8 olması lazım. 3 daha alacak ki 8 olsun. Doğru. Z zaten 7. 1 daha alacak ki 8 olsun. Demek ki x 3 elektron aldı. Z ise 1 elektron aldı ki oktet oldu. Yani 8 oldu. 2. X ve Z atomları arasında iyonik bileşik oluşur. Hayır. X de Z de birer amete olduğu için ametelleri bağlayan bağ kovalent bağdır. Bileşiğimizde kovalent bileşik olur. Yanlış. 3. Y metal X ve Z A metaldir zaten demiştik. 2 yanlış Bursa. Evet 9. sorumuz bir periyodik sistem sorusu. Aşağıda bazı elementlerin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir. Hangisi yanlıştır? A, AL elementi 3. periyotta yeri alır. Evet. 1, 2, 3. 3. katmanda. Doğru. 2, helyum elementi soygazdır. 8 A grubu burası. Doğru. 3, karbon elementi flordan daha elektronegatiftir. Bakın karbon da florda aynı periyotta. Ama flor daha sağda. Sağa doğru ne oluyordu? Elektronegatiflik artıyordu atom çapı azaldığı için. Bu yanlış yani. E, flor daha elektronegatiftir. Cevabımız C şıkkı. Hepsini de okuyalım. Sodyum atomunun yarı çapı alüminyum büyüktür. Sodyum da alüminyum da aynı satırda. Periyotları aynı. Ama grubu sodyumun 1A alüminyumun grubu 3A. Sodyum daha solda. Sola doğru proton sayısı azaldığı için aynı katman olmak şartıyla e, atom çapı büyüyordu. Onun için sodyum çapı daha büyüktür doğru. 3 alüminyum 2, 8, 3 doğru çünkü sayarsan sırayla 10, 11, 12, 13 yapar e, proton sayısı. 11, 12, 13 yani Dizersek bu yapar. Cevabımız ye. Evet, atom-molekül kavramı ile ilgili bir soru. Hangisi yanlış? A, ancins atom içeren maddelere örnek veriyor. Demir, sodyum, bakır. Doğru. Ancins atom içeriyorsa elementtir ve bunlar hep elementler. Ancins molekül içeren madde. Ancins molekül içeriyorsa ya bileşiktir veya çok atomlu elementtir. O 2 çok atomlu bir element. Aynı atomlardan oluşan bir molekül, e, ama e, saf madde olduğu için. Aynı cins molekül içeriyor. Tamam. Atomları da aynı, moleküller de aynı. Sıkıntı yok. CO2, bu da bir molekül çünkü bileşik. E, atomları farklı olmasına rağmen tüm moleküllerin karbondioksit molekülü. Aynı cins. Bu da aynı şekilde. Demek ki bu da doğru oldu. C. Aynı cins atom ve aynı cins molekül içeren maddeler. Atomları da aynı cins, molekülleri de aynı cins olacakmış. Yani hem saf madde olacak, aynı cins e, molekül diyor. Hem de Aynı cins atom içeriyor yani element olmalı. Element molekülü olmalı. Buna ne ki bu şarta uyuyor. Aynı cins atomla donuşan bir molekül. Ama karbon monoksit olmuyor. İki farklı atom türü var. Karbon ve oksijen. O, F2 de olmuyor. İki farklı atom türü var. Oksijen ve flor. Demek ki C şıkkı yanlış. D, farklı cins atom ve aynı cins molekül içeren maddeler. atomları farklı hepsinin de çünkü bileşik. Ama molekülleri aynı cins çünkü saf madde. Hepsi bileşik. E. Farklı cins atom ve farklı cins molekül içeren maddeler. Yani karışım, homojen karışım demek istiyor bize. E, atomlar farklı cins. Evet, hava bir karışım, kolonya karışım, şigenli su karışım ve bunlar homojen karışımdır. Cevabımızın cevabı olduğu kesinleşti.